أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli arkadaşlar, Bina kitabından 11. dersi okuyacağız. Bir önceki derslerimizde rubai mücerrede mulhak olan 6 babları okuduk. Bugün de rubai mezidleri okuyacağız. Yani aslı 4 harfli olan fiilin üzerinde ziyade gelen babları okuyacağız. Rubai mezidler, yani 4 harfi üzerinde ziyade harfler gelen bablar 3 babdır. Bunlar 2 nev'e ayrılıyorlar. Birinci nev'de bir harf ziyade gelendir. Yani asli harflerin üzerinde bir harf ziyade gelendir. İkinci nev'de iki harf ziyade gelendir. Ve selâsetun, üç bab. Lima zâde alel rubâiyyil mücerredi. Rubâi, mücerredin üzerinde ziyade gelen bablardır. Ve huve alâ nev'ayni. Rubâi mezidler, yani 4 harfli üzerinde ziyade gelen bablar alen nev'ayni iki nev'dür, iki kısımdır. En nev'ul evvelu, birinci kısım, ve huve ma zide fi harfun vahidun alel ruba'iyyi, dörtler üzerinde bir harf ziyade gelendir. Ve huve babun vahidun, ruba'i üzere bir harf ziyade gelen nev'de, kısımda bir babdır. Veznuhu, bu babın vezni, tefa'lele, yetefa'lelu, tefa'lulen babıdır. Tefa'lele madi, yetefa'lelu mudaridi, tefa'lulen de mastardır. Bu baba tefa'lul babı deniliyor. Her mastarıyla isimleniyor. Mevzunuhu, bu vezinle ölçülen, bu vezne uygun gelen fiil, tedahrece, yetedahrecu, tedahrucen fiilidir. Tedahrece madi, yetedahrecu mudari, tedahrucen mastardır. Tedahrece yuvarlandı manasındadır. Yetedahrecu yuvarlanıyor, tedahrucen yuvarlanmak. Ve alametuhu, bu babın alameti, bu babın sembolü, bu babı diğer bablardan ayıran özelliği, en yekune madi ala khamseti ahrufin, madisinin 5 harf üzerine olmasıdır. Bi ziyadeti taifi evvelihi, başında ta'nın ziyade gelmesiyledir. Bunun rubai mücerredi dehrecedir. Başında ta'nın ziyade gelmesiyle tedehrece olmuş, madisi 5 harf üzeredir. Ve bina'uhu lil mutavaati, bunun binası mutavaa içindir. Mutavaa, mutaaddi fiile dayanarak bir şeyin eserinin meydana gelmesidir. Bunu daha önce infeale babında mutavaanın manasını okuduk, orada açıkladık. Şimdi burada mutavaa nasıl olmuş? Örneği nahu dehreştül hacere, taşı yuvarladım. Dehrece fiil, tu damiri mütekelim vahdehu içindir. Yani ben yuvarladım. El hacere, taşı. Şimdi burada tehreştül hacere mutaaddi bir fiildir. Fetedehrece fiili, bu mutaaddi fiile dayanarak bir şeyin eseri meydana gelmiştir. Fetedehrece yuvarlandı. Zalikel haceru, bu taş. Ben onu yuvarladım, o da yuvarlandı. İşte bu fetedehrece fiili, mutaadi bir fiile dayanarak bir şeyin eseri meydana gelmiştir. O eser de nedir? Taşın yuvarlanmasıdır. En-nev'u s-sani, rubai mezidlerin ikinci nev'u. Birinci nev, bir harf ziyade gelendir. Bir babdı. Tefa'lele, tefa'lelu, tefa'lulen babıydı. İkinci nev'de, ve huve ma zide fi harfani, iki harf ziyade olandır. Alar rubaiyi, rubai üzere, yani 4 harfli üzere 2 harf ziyade gelmiştir.
babani iki harf ziyade gelen nev'de iki babdır. El babul evvelu birinci bab in fe'lele if'anlele yef'anlilu if'inlalen babıdır. Yani bu vezindir. If'anlele madidir. Yef'anlilu mudaridir. If'inlalen mastardır. Mevzunuhu bu vezinle ölçülen fiil, buna uygun gelen fiil ihrenceme, yahrencimu, ihrincamen fiilidir. İhrenceme madidir, yahrencim mudaridir, ihrincamen mastardır. İhrenceme manası toplandı. İhrencimu toplanıyor, ihrincamen toplanmak. Ve alametuhu bu babın alameti, bu babı diğer bablardan ayıran özelliği, bu babın sembolü en yekune madi ala sitteti ahrufin. Madisi 6 harf üzere olmasıdır. Bi ziyadetil hemzeti fi evvelihi başında hemzenin ziyade gelmesiyledir. Ve nuni bir de nunun ziyade gelmesiyledir. Peki nun nerede ziyade olmuş? Beynel ayni vel lamil ula. Aynül fiil ile birinci lamul fiil arasında nun zayide gelmiştir. O zaman ihran cemenin rubai mücerredi nedir? Her cemedir. Her ceme. Yani başındaki hemze ziyadedir. Aynül fiil ile birinci lamul fiil arasındaki nun zayidedir. Ha harfi faul fiildir. Ra aynül fiildir. Cim birinci lamul fiildir. Mim ikinci lamul fiildir. Burada aynül fiil olan ra ile cim arasında nun zayide gelmiş. Bunun mücerredi her cemedir. Ve bina'uhu lil mutavaati eyden. Bunun binası da bir önceki bab gibi tefe'lele, yetefe'lelu, tefe'lulen babı gibi mutavaı içindir. Nehu harcemtul ible. Develeri topladım. Fehrenceme zalikel iblu. Develer de toplandılar. Şimdi burada harcemtul ible, harceme fiil tufaal, el ible mef'uldür. Ben develeri topladım. Burada harcamtu fiili mutaadidir. Fehrenceme mutaadi fiile dayanarak bir şeyin eseri meydana gelmiş. O eser de develerin toplanmasıdır. Elbabussani ikinci bab yani rubai mezidin ikinci nev'un ikinci babı yani kendisinde iki ziyade harf gelen ikinci bab if'alelle yef'alillu if'illalen babıdır. Mevzunuhu bununla ölçülen yakşa'irru babıdır. Yakşa'irre tüyleri diken diken oldu. Ve alametuhu bu babın alameti bunu diğer bablardan ayıran özelliği bu babın sembolü en yekune madihi ala sitteti ahrufin. Madisinin 6 harf üzerinde olmasıdır. Yani 4 tane asıl 2 ziyade toplamda 6 harf yapıyor. Yani 4 artı 2. Yani 4 asıl 2 zayide. Peki burada ziyade gelen harfler hangileridir? Yani şaarrenin fiilinde ziyade gelen harfler hangileridir? Bi ziyadetil hemzeti fi evvelihi başında hemzenin ziyade gelmesiyledir. Ve harfin ahara başka bir harfin ziyade gelmesiyledir. Min cinsi lam fi'lihi. Lam fi'lin cinsinden. Es-saniye ikinci. İkinci lam fi'lin cinsinden bir harf ziyade gelmiş. Fi ahiri sonundaki. Sonunda lam fi'lin cinsinden bir harf ziyade gelmiş. O zaman buna göre ikşa'arrenin rubai mücerredi nedir? Kaş'aredir. Kaş'are. Yani hemze ziyade sonunda lamul fiil, ikinci lamul fiil olan ra'nın cinsinden bir ra daha ziyade gelmiş ve sonundaki ra'dır. Sonundaki ra ile
baştaki hemze ziyadedir. Bunları çıkardığımız zaman fiilin mücerredi kaş'ara kalıyor. Peki bu babın binası nedir? Yani bu babın manasına kattığı anlam nedir? Ve bina'uhu li mubalagati'l lazimi. Binası lazimi fiilin mübalağası içindir. Lazimi fiilin mübalağası içindir. Li'ennehu yuqalu, çünkü deniliyor. Kaş'are cildur raculi. Kaş'are cildur raculi deniliyor. İza inteşere şa'ru cildihi fil cümleti. İza inteşere yayılsa şa'ru cildihi derisindeki kıllar fil cümleti az olarak yayılırsa buna kaş'are cildur racül denilir. Ve yuqalu ikşa'arra cildur racül denilir. Ne zaman bu şekilde söylenilir? İza inteşere şa'ru cildihi derisindeki kıllar yayılırsa, mübalağaten fazla yayılırsa, yani adam çok korkarsa ve onun derisindeki kıllar diken diken olursa, yani çok fazla olursa buna ikşa'arra cildur racül denilir. Ama kılları az yayılırsa, dikilirse buna kaş'ara cildur racül denilir. Yani fazla olursa ikşa'arra denilir. Yani kaş'ara lazımidir. İşte ikşa'arra da o lazımi fiilin mübalağasıdır. Yani onun ziyadesidir. Hani fazla olduğunu bildirendir. Yani az olduğunda kaş'ara ile ifade edilir. Çok olduğunda ise ikşa'arra ile ifade edilir. Bugün de dersimizin sonuna geldik. Allahu Teala muvaffak etsin.